Geçmişinde hiç istemediği şeyler yapmış ya da yaşamış ama bugün bambaşka birine dönüşmüş insanlar var. Hepimiz böyle hikayeler biliyoruz. Bu videoda 30 günde sizi bambaşka birine dönüştüreceğini düşündüğüm 4 alışkanlık önereceğim. Bu 4 alışkanlığı da dikkatlice izleyin ve bir ayda dönüşeceğiniz kişinin keyfini çıkarın. 1. Farkında mısın? Neden hep aynı şeyleri yaşıyorum? Neden bunlar benim başıma geliyor? Neden insanlar hep beni üzüyor? Gibi sorular biz değişmedikçe değişmezler. Lütfen unutmayın, insan neye hazırsa onu yaşar. Yaşadığımız hayatın başrol oyuncusuyuz ama senarist bize göre sahneler yazıyor. Yani biz neye hazırsak öyle sahneler oluşturuyor. Dolayısıyla neden hep aynı şeyleri yaşıyorum diyen kişi değişmedikçe o kısır döngü değişmez. Bu kısır döngüyü nasıl kırarız peki? Farkındalık ışığını yakarak. Yaşadığımız her an beni gör, beni fark et diyor. Ama insan aynı kalmaya, değişmemeye o kadar alışmış ki insan değişmeyince de başına gelenler de değişmiyor. Aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemek delilik belirtisidir. Albert Einstein. Belki yarıda kalmış bir aşk hikayesi, belki bir dostun vefasızlığı, belki geçirdiğiniz bir kaza, belki aile içi sorunlar, belki zihinsel sıkıntılarınız, işle ilgili problemler, okulla ilgili problemler, belki yaşadığımız toplumda ister istemez üstümüze sıçrayan sorunlar. Bunların hepsi, başımıza gelen her olay aslında birer hayat dersi. Bizi bir üst sınıfa yükseltmeye çalışan hayat dersleri. Bunu görenler gerçekten değişip bir üst seviyeye, bir üst sınıfa geçiyor. Ama göremeyenler aynı sınıfta, aynı şeyleri yapmaya devam ederek aynı sınıfta kalmaya devam ediyorlar. Ancak hayata böyle bakarsak başımıza gelen şeyleri değiştirmeye başlarız arkadaşlar. Farkındalık ışığını yakarak. Tüm muhteşem şeyler, bazı şeylerin muhteşem olmadığını fark ettiğinizde ve değişmeye başladığınızda başlar. 2. 10 kat daha iddialı olun. Hayatta hep pasif olmak, arka planda beklemek, bir nevi görünmez taklidi yapmak işin kolayıdır. Çünkü reddedilme, hayır alma ve toplum tarafından kabul görmeme ihtimallerini azaltmış olursun. Böyle olunca, yani iddiasız olmaya çalışınca bir nevi görünmez oluyorsun ve kimse sana bulaşmıyor. Ama yaşıyor da sayılmazsın ki böyle olunca. Hayatımın en erken dönemlerinde öğrendim ki eğer bir şey istiyorsan biraz gürültü yapsan iyi olur. Malcolm X. Kendine sürekli söylediğin, sanırım bunu beceremem. Bunun için yeterli param yok. Bunun için yeterli yeteneğim yok. Kim yaptı ki ben yapacağım? Ya da başkalarından duyduğun, mantıklı olsaydı zaten başkaları yapardı. Çok saçma bir fikir. Sen bunu beceremezsin. Sen mi? Gibi ifadelerin seni durdurmasına izin verme. Hayatta önüne gelen her seçenekte daha iddialı davranmaya çalış. Çünkü senin hayatın çok değerli. Öyle davran. Kendini değersiz gibi gösterme. Çünkü öyle gösterirsen hayat da sana sen değersizmişsin gibi davranmaya başlayacak. Ve hayatta her şey pratiktir. Soru sormaktan çekinirsen, yapmaktan sakınırsan, çekingen gibi davranırsan, biriyle iletişime geçtiğinde sürekli ürkek taklidi yaparsan, kendini geri plana atarsan aslında içindeki o hayat enerjisi öyle demiyordur ama öyle alışmışsındır, öyle davranıyorsundur, kendini öyle gösteriyorsundur. İnsanlar da sana ürkek biriymişsin gibi, çekingen biriymişsin gibi davranıyor. Hayatta her şey pratiktir dedim. Her şeyi pratik yaparak geliştiririz ve öğreniriz dedim. Eğer bu iddialı olma konusunda kendini geliştirmeye çalışmazsan alacağın her hayırda biteceğini düşüneceksin. Her başarısızlıkta tüketileceğini düşüneceksin. Hayır arkadaşlar, işler öyle yürümüyor. Gitgide açılıyorsun. İşler aynı böyle yürüyor. Sor, öğren, dene, güçlen ve daha hızlı, daha güçlü koşmaya başla. 3. Tuhaf bir değişim alışkanlığı, saplantılı olmak. Saplantılı olmak bu dünyanın başarı bug'ıdır arkadaşlar. Bir şeye saplantılı olmak insanı başka bir şeye dönüştürür. Neye dönüştürür? Saplantılı olduğu şeye. İnsanın beyninin nöroplastisitesi dahi değişir. Eğer şu an yaşadığın hayattan, yaşam performansından memnun değilsen lütfen biraz düşün. Seni böyle bir hayata mahkum bırakan bir takıntın olduğunu göreceksin. Örneğin geçmişte yaptığınız hatalara, yanlışlara, korkulara, olumsuzluklara takıntılı olduğunuzu ve bunun sebebiyle şu anki memnun olmadığınız hayata sahip olduğunuzu bulabilirsiniz. Bunu gördüğünüzde, bunu bulduğunuzda ne yapacaksınız? Bu takıntı yerine olumlu, daha aydınlık ve geçmişiyle barışmış bir takıntı koymanız gerekiyor. Londra'da bir arkadaşım var. Birkaç yıl önce eşinden ayrıldı. Böyle berbat bir duruma düştü. Sonra spor yapmayı, egzersiz yapmayı takıntı haline getirdi arkadaşlar. Haftada 6 gün spor salonuna gitmeye başladı ve iyi bir de hoca tuttu kendine. Sadece bir yılda İnanılmaz bir fiziğe kavuştu. Beslenmesini, yediklerini, içtiklerini tamamen baştan sona değişti ve bir yılda sadece fiziki görüntüsünün dışında inanılmaz stabil, sakin, mutlu,
huzurlu bir zihne sahip oldu. Trajik bir olay, olumlu bir takıntı bulabildiği için ona memnun olduğu bir hayat verdi. Ülkemizde, dünyada başarı hikayelerine bakın arkadaşlar. Nereden nereye geliyor insanlar? Nasıl dönüşümler yaşıyor? Hepsini incelediğinizde altlarında bir şeye, en az bir şeye takıntılı olduklarını göreceksiniz. Nasıl dünyada, evrende yer çekimi kanunu var, takıntılı insanlara o şeyin verilme kanunu da var. Yani takıntılı olduğun şey sana verilir, söz. Bu arada birçok kişi kendi şu anda evet çok mantıklı ama ben acaba neye takıntılı olabilirim diye düşündüğüne eminim. Şu düşünce egzersizini yapabilirsiniz. Şimdiye kadar yaptığınız, sizi en çok heyecanlandıran, yapmaktan en çok hoşlandığınız şey nedir? Ya da henüz yapmadığınız ama yapmayı düşünme fikri bile sizi inanılmaz heyecanlandırıyor, yerinizde duramaz bir hale getiriyor. İşte bu ikisi, bu düşünce egzersizinden çıkan sonuçlar takıntılı olacağınız şeyleri size söylüyor olabilir ve onları gerçekten takıntı, saplantı haline getirirseniz hayatınız baştan sona kökten değişecektir. Bu maddedeki görevimiz de önümüzdeki 30 gün boyunca takıntılı olabileceğin ve yaparken mutlu, çok keyifli olabileceğin, dolayısıyla çok sevdiğin şeyi yapmak aslında onu yapmak değildir, onunla yaşamaktır. Bu şeyi, 30 gün boyunca takıntılı olacağın şeyi bulmaya çalış. 4. Gerçeklik tanımınızı değiştiren insanlarla takılın. Mantık çok basit. Sizi karanlık bir mağaraya götüren insanlarla aydınlık bir platoya yolculuk yapamazsınız. Siz istersiniz ama onlar size, değişmenize, aydınlık bir geleceğe sahip olmanıza izin vermezler. Alışkanlıklarını size de bulaştırmaya çalışırlar. Kendime baktığımda üniversiteye gidene kadar yaşadığım ortamda, mahallede hep beni geriye çeken insanlarla takıldığımı görüyorum. Üniversiteye gittikten sonra çevremi tamamen değiştirdim ve gerçekten çevreni değiştirince hemen ertesi gün insanın baştan sona nasıl değişebileceğini, hayata nasıl daha farklı bakabileceğini bizzat kendim şahit oldum. Bu hayattan anladığımız şeyler, gerçeklik tanımımız çevre tarafından organize ediliyor arkadaşlar. Dolayısıyla bazı çevreler, bazı insanlar gerçekten sahip olduğumuz gerçeklik tanımını baştan sona değiştiriyor. Katılıyorsunuz bana ama böyle insanlara ulaşmak kısa vadede en azından kolay olmuyor. Ama interneti küçümsemeyin arkadaşlar. Çevrenizdekilerin sesini kısıp başka dünyadan size seslenen insanların sesini eğer açarsanız gerçeklik tanımınızı, hayata bakış açınızı, vizyonunuzu değiştirmeye başlarsınız. Göz kendini göremez derler. Bir ayna lazım gözün kendini görmesi için. O ayna da bizden daha üst seviyede insanlarla takılmaktır. Sabah, öğlen, gece ne zaman müsaitseniz sizi başka bir insana değiştirme potansiyeli olan insanların etrafında yaşamaya çalışın. Sesler, ifadeler, mimikler, kelimeler, düşünceler, bakışlar, refleksler, her detayda onlarla geçireceğiniz her anda sizi yukarı çekmeye çalışırlar. Önümüzdeki 30 günde gerçekten değişmek istiyorsanız eğer daha önce takılmadığınız sizden daha üst seviyede insanlarla takılmaya çalışın. Lütfen unutmayın, yeni hikaye eski paradigmaları yenerler. Evet, buraya kadar video izlediğiniz için teşekkürler. Son 1-2 aydaki genelimizi bozmayalım. Bu videoda 10 kişiye çok satanlardan çok seveceğiniz 10 kitap hediye edeyim. Videoya bir beğeni bırakın. Videoya insanı 30 günde değiştirebileceğini düşündüğünüz bir fikriniz varsa onu yazın. Ya da az önce bahsettiğim en çok katıldığınız madde hangisiydi onu yazın ve kanala abone olun. Bu kanalda faydadan başka bir şey görme şansınız yok. Söz veriyorum size. Birkaç gün sonra yorumlarda üste tutturulmuş şekilde kazanan açıklarım. Evet, sonra da çok özel bir video bırakıyorum arkadaşlar. Yanlış kişiye aşık olduğunu gösteren 17 işaret. Son aylarda iyi ki bu videoyu çekmişsin yorumları aldığım videoydu. Sanırım çok kişi erken teşhis için bu videodaki önerilerimi kullandı. Siz de bakın yorumlarda fikirlerinizi belirtin. Evet, birkaç gün sonra yeni süper bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.